Süt sektöründe ciddi sıkıntılar var. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunun esas sıkıntılardan bir tanesi bizim hayvan beslemede kullanılan materyal, yani kesif yemde sıkıntımız var. Biz yem ham maddemizin %60-%65'ini dışarıdan ithal ettiğimiz için paramızın değer kaybı ve bir dünyada yaşanan bu Covid ile yaşanılan bir sıkıntı da var. Üretim noktasında bir sıkıntı. Şu anda arz talep dengesinde bozulmalar olduğu için maalesef bizim aleyhimize gelişmeler oluyor. Maalesef son günlerde bizim 3.20 olan sütümüz oturuldu, görüşüldü, 4.70 olarak ilan edildi. 4.70 deyince hakikaten piyasalarda bir şok olmuştu piyasalar. İşte bunun mamiri %50, yani %47 zam yapıldı süte. Bunu nasıl kaldıracak sektör derken daha aradan 15-20 gün geçmedi, daha yeni, bu çok yeni. Şu anda yem fiyatları o kadar yükseldi ki parite göre 1.1'e düştü. Şimdi burada üreticinin yapabileceği hiçbir şey yok. Maalesef yok. Çünkü o hayvanını beslemek zorunda, o sütü sağmak zorunda. Tüketicinin yapabileceği bir şey yok. Alım gücü onu almaya yetmiyor. Şu anda bir kaos var. Bu kaosun acilen çözülmesi lazım. Öncelikle kesif yem fiyatlarına mutlaka bakanlığımız müdahil olmalı. Bir anlamda aslında müdahil olmaya çalıştılar. Toprak Mahsulleri Ofisi eline taşın altına koydu. Üreticiye arpa, mısır vermeye çalışıyor. Olduğu kadar, yettiği kadarıyla, ama yetmiyor. Bence yapılabilecek iş, öncelikle yem fabrikalarının üretim maliyetlerini bir gözden geçirilip piyasaya da sürülenlerin fiyatının arasındaki fark var ise müdahil olması lazım. Bir. İkincisi, acilen, hemen olmak koşuluyla kesif yem desteğiyle üreticilerin desteklenmesi lazım. Yoksa elimizdeki damızlıklarımızı kaybediyoruz. Ben gerçekten yetkilileri uyarıyorum. Sözlü olarak da bunu söylüyoruz. Ve sizler aracılığıyla da iletmeye çalışıyoruz. Sıkıntımız bu. Yani süte zam yapan üretici değil, şartlar buraya getiriyor. Yani bir defa ben çok zamanda şu deniliyor. Ya bu kadar niye zam yapıyorsunuz süte? Ya bak, biz peynir alamaz duruma geldik. Biz yapmıyoruz. Çünkü hayvan beslenmesi için girdilerimiz çok yükseldi. Şu andaki mevcut zamlar da bunu beslemeye yetmiyor.